İstanbul'un Zorlu Center'ı ama Zorlu Center'ın babaannesi büyüklüğünde bir alışveriş merkezine geldik. Açık hava alışveriş merkezi. Bir tık daha kalbur üstü insanların olduğu bir yer. İşte restoranlar olsun, mağazalar olsun, outletlerden ziyade şey merkezleri yani normal satış merkezleri. Biz buraya Amazon Flex'in nöbeti için geldik. Detayları zaten konuşacağız. Anlatırız. Değişik açılarla buradayız. Hoş geldiniz. Kanala hoş geldiniz. 2 ayın değerlendirmesini yapacağız. Çünkü 13 Kasım'da 2. ayımızı doldurduk. Evet. Amerika'da 2 ay geçirdik. Ölmedik, yaşıyoruz. Elhamdülillah. Ölmemizi bekleyenler mi vardır ki? Vardır tabii. Ben de şu koltuğu girelim. Neyse şimdi lafı uzatmadan çünkü çok vaktimiz yok. 2 ayda ikinci iş tecrübemiz. Burak anlatacak. Amazon Flex yapıyor Burak şu anda. Hatta şu anda da neredeyiz Burak? Biz nerede nöbetteyiz şu anda? Quarry Market var. Hall yani Quarry Market bir alışveriş merkezi. Burada da Hall Market diye bir market var. Buraya nöbete gönderiyor bazen. Yani şu anda aşağı yukarı 1,5 saattir boş oturuyoruz. Boş oturuyoruz sadece. Burada nöbetteyiz. Biri bir sipariş verirse götürürüz diye nöbetliyiz. Para yazıyor. Şu marketin Whole Foods ve yağları. Aklıma da geldi ha. Oradan da bir salata malata şey yaptık. Zaten araba şey gibi. Koy oraya, koy. Oraya bir şey olmaz. Whole Market'te işte Burak bekliyor. Buraya talep gelince. Ana talep mi geldi? Hayır be evim, sakin. Talep gelince de işte Burak alıyor. Neyse Burak, Amazon Flex hakkında detay ver arkadaşlar. Amazon Flex nedir? Nasıl yapılır? Amazon Flex parasından başlayalım. En çok o merak edilir diye tahmin ediyorum. Saati 18 dolarla 25 dolar arası bir para veriyor. San Antonio için söylüyorum. 4 tane yeri var.
Calegon Office, DSX1, UMTX1. Pardon, UMTX5. Bir de şu anda bulunduğumuz Hall Market. Bu 4 tane yerden sana sipariş gelebiliyor. 1 saatle 4-6 saat arası şeyler verebiliyorlar maksimum. Sipariş verebiliyor. Kutu sayısı değişken. Mesela 4 saatlik sipariş için 41 kutu da aldığım oldu. 4 saatlik sipariş için 5 kutu da aldığım oldu. 4 saatlik siparişi 6 saatte bitirebildiğim de oldu. 1 saatte bitirdiğim de oldu. Yani o biraz şey, karışık, size bir şey öngörüyor. Diyor ki bu adam bu paketi şu kadar zamanda bırakır. Dolayısıyla 4 saatlik bir görev olarak tanımlıyor bunu. Ya da 1 saatlik bir görev olarak tanımlıyor. Yani güzel olması, kapattın kapattın. Kötü olması da, kötü yanı da blok diyorlar. Talep yakalamak zor. Ama yakalıyorsun yani günde birkaç tane. Öyle söyleyeyim yani. Talep yakalamak zor ama yakaladığın zaman da daha iyi. Daha iyi. Ortalama günde 6 saat, 8 saatlik talep yakalayabilirsin yani. DoorDash mi? Amazon Flex mi? Tabii ki Amazon Flex canım yani. Yakın bile değil DoorDash. DoorDash şey çünkü yani. Hem şeyi motivasyon düşük bir iş anladığım kadarıyla. Çünkü işte talepler 4 dolar, 3 dolar, ya 7 insanlar dolar. İnsanlar burada şeyi sorguluyorlar. Bırak DoorDash'i. Lyft, Uber mi? Amazon Flex mi? Ha. Yani onu sorguluyor çünkü şimdi adam Uber'in prime time'ını yakalayacak. Bilmem ne olacak ki işte mil başına aşağı yukarı yaktığı mil başına 1 dolara falan gelsin. Daha biz oralara gelmedik yani. Onları henüz kıyaslayamıyoruz. Yapanlar böyle söylüyor. Yani. Bizim şu an Amazon Flex 2. ayımızda. Herhalde ilk ayımızın zaten 2 haftası çalışmayarak geçti. Değil mi Burak? Aşağı yukarı. 2. haftasında Burak işte DoorDash yapmaya başladı. 2. haftasının ortalarında. Ondan sonra işte şimdi de bir 2 haftadır falan da sanırım Amazon Flex yapıyor. Şeyini anlatsana Amazon. Ha. Ya size komik 2 tane şey anlatayım. Türklerin İngilizceyle imtihanı. Şeyi anlatacağım, önce fotoğrafı anlatacağım. Anlatayım mı onu? Hangi fotoğraf? Ayağım picture. Anlat, anlat. Ya şimdi paket teslim edeceğim. Are you cola? Paket teslim edeceğim. Hani normalde %99'unu kapının önüne koyup fotoğrafını çekiyoruz, mevzu bitiyor. Şimdi tam kapının önüne koydum, kapı açıldı. Paketleri almaya çalışıyor. Gülmeyin buna. Kötü yorum da yapmayın. Vallahi çıkmam videolara. Olmaz. Sen çıkmazsın, olmaz. Şey dedim. I am picture dedim. What dedi? Çocuğum, take a picture dedim sonra. Kafa gitti. I am picture. Adamın ama öyle bir what demesi var ki bana. Yani nasıl hani Türk olsa 5 cümle kurulur orada. Hani nasıl yani? Ama Burak düşünsene. Geliyor tipin biri, kapıyı çalıyor. Ama gerçi tipimizden anlıyorlar Amerikalı olmadığımızı. Ya hak ya, Türk. Düşünsene. Türkçe'ye çevirelim, karikatürize edelim bunu. Suriyeli kapıyı geliyor. Kapıyı çalıyor, paketi alıyorsun. Ben fotoğrafım diyor. Nesin? Ayrını gör o zaman. Çerçeve alalım sonra diyeceksin. Ne diyeceksin yani? Şimdi yapacak. Çerçeven nerede dersin, bir şey dersin, espri yaparsın herhalde. Sonra uyandım mevzuyu, ulan ne diyorum ben? I am picture ne demek? Take a picture dedim. Yani fotoğraf çekmem gerekiyor. O da bıraktı, kapıyı kapattı zaten. Fotoğrafı çekti, ondan olsun. Sonra açtı bir daha. Hayır, açtı aldı. Okay. Öteki de şimdi bir böyle Amazon Flex'te bazen hakikaten çok üst düzey zengin yerlere gidiyorsun. Böyle site kapısında güvenlikler var. Amazon Flex dedim, driver lisansı veriyorsun işte ehliyetine. Çocuk böyle yaptı, Amazon dedi, tamam mı? Bir daha dedim, tekrarlar mısın? Amazon. Ben söylesem bana şey yapar mısın hani, beni düzeltir misin? Ben söyledim birkaç sefer. Şöyle ama onda da bir what demiş ya sana, ben ona da çok sen Amazon deyince what demiş. Amazon deyince değil mi, düz Türkçe Amazon yapıştırdık. Şeyi işte. Ne? Amazon. Amazon. Amazon.
şey açık A. Aslında Azeri vardır seriden, öyle tahmin ediyorum. Var. Azerbaycan'da A var, E var ya. E. Böyle E, evet aynen e. öyle. Onun gibi söylüyorlar böyle Amazon. Amazon. Böyle. E'yi açıyorlar. Bizim bir arkadaş var şey diyor. Çok özür dilerim bu arada şimdi söyleyeceğim için. Yavşak gibi konuşursanız diyor, onu diyor. Yani öyle, o düzeltti, ben söyledim. Adam 5 dakika benle uğraştı. Onu öyle söyle, bunu böyle Amazon. Söyle. Hiç şey yapmıyorlar. O güzel yani. Hani bir geçen videoda bahsettik. Bir kısmı var ki çok böyle karşı, hani bu işe öğren gel kardeşime bağlıyor işi. Haklı. Bir kısmı da var, karşısına alıyor sana o kelimeyi söyletene kadar. Düzeltiyor. Şunu şöyle söyle, bunu böyle söyle falan yapıyor. Evet. Güzel yani. Bunlarla karşılaşınca daha motive oluyorsun hani. Evet. Olacak bu iş falan. Amerika'da geçirdiğimiz 2 ayda artık markette alışveriş yaparken birazcık daha ne nerede, ne evet. nedir, birazcık daha market alışverişlerimiz hızlı geçmeye başladı. Ne ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Evet, ihtiyaçlarımızı yani. Biraz algılamaya başladık. Birazcık ay şunu da yiyeyim, ay bunu da yiyeyim muhabbetini aşmaya başladık. Evet. Tabii ki halen daha yemediğimiz ve merak ettiğimiz ya, şeyler o 10 var. Ya 10 yıl sürer. Ya işte şimdi bitmez. İçinde girdiğimiz markette şunun hepsini, ulan şunu da deneyeyim desen 10 yıl sonra biter bu. Evet. Ama şöyle bir şey var. Onunla da ilgili de bir video çekmek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce işte seyrettiğim şeylerde, televizyon programları, işte belgeseller. İnşaatta çalışmıyoruz. Arkadaşlar. Marketin arka tarafındayız çünkü Amazon Flux. Amazon değil, Amazon. Amazon Flex. Sizin otopark gibi, bu çok antipatik bir video olmaya doğru gidiyor yalnız. Niye? Video. Daha kendimize daha geçiyoruz. Nesi antipatik olsun? Ben işte hani işte belgesel seyrediyorduk, işte televizyondaki Amerikan şeylerini seyrettiğim zaman Burak'a hep şey diyordum. Bunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. İşte tatlılar bilmem neler. Fakat öyle ki değil mi Burak? Yani tatlılar yenmeyecek kadar saçma bir şekerliler. Ya, çok tuzluları çok tuzlu. Yani bizim alıştığımız ki benim tuz eşiğim, tatlı eşiğim daha düşüktür. Yani bana göre çok tuzlu. Tatlıları da bana göre çok şekerli. Bana da. Yani içeceklerinden tut yiyecek tatlılarına kadar söylüyorum. Evet hepsini. Mesela o Starbucks'ın şişede frappuccino'sunu alıyoruz mesela markette. Alıyoruz dedim, ben hiç almadım. Markette satılıyor şişede. Çok tatlı. Şeker dünyası. Ki hani ben çayıma kahveme şeker koymayan bir insanım. Neyse işte yani o yüzden hani birçok şey sırf görüntü. Hani birçok şeyi gidip de satın alamıyorsun. Ha bildiğin şeyler var. Zaten hani Türkiye'den de tadını bildiğin şeyler var. İlginç bir şey söyleyeyim. Söylemiş miydik daha önce videolarda bilmiyorum. Şimdi biz ne biliriz Türkiye'de kola manasında? Bir Coca-Cola, iki Pepsi. Bütün dünyada da böyle zannediyoruz ya. San Antonio için söylüyorum. Bugüne kadar bir yerde Pepsi gördük. O da eczanede. O da 3 tane. 3 tek şişe. Her yerde Coca-Cola var. Pepper. Dr. Pepper var. Dr. Pepper da şey öksürük hakikaten şurubu. Öksürük şurubu yani. Bildiğin öksürük şurubu. İçindeki şey yani bizim alışkın olduğumuz anlamıyla öksürük şurubu bu. Şey manasında. Çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Şey manasında biraz şeye uğradım. Hani böyle dışındaki o cafcaflı etikete, pakete şey yapıyorsun. Buraya gelmeden önce. Aa bunlar hepsini dediğin gibi yenir içilir, şöyle yapacağım böyle yapacağım. Aa hiç aslında yani çok kötü. Birkaç ürün dışında aa şu güzel dediğim bir şey yok benim yok, yani. Yok yani bir şey, daha alırım dediğim yok. Mesela işte hazır şey brownie karışımı vardı bizim Türkiye'deki doktor ötükenler gibi. Aldık çocuğumuz bile ki bizim yemedi. Çınar yani ne kadar şeker düşkünü bir çocuk hani ne kadar yanlış olsa da Çınar bile yemedi yani o kadar şey attık yani bu ona. Bu cookie şeyler bizim Ülker hanım ellerin çikolatalısı vardır ya böyle bisküvi. Onun gibi olanlarından alıyorsun. Yani şey koymamışlar içine neredeyse. Un yok komple yani şeker. Bizimki bisküvi gibi. Yapış yapış. Bunlarınki yapış yapış şeker yiyormuşsun. Ama yani. Şeye yöneldik hani o çok güzel. İşte hani biraz önce de lafım yarım kaldı. Ben buraya bayağı kilolu geldim. Hani ben buraya obez geldim bile diyebilirim. Bayağı şişman geldim. Şu an bir zayıflama sürecindeyim. Ve organik gıdalara, sağlıklı gıdalara çok kolay ulaşıyorum. Hem uygun fiyata ulaşıyorum hem de çok kolay ulaşıyorum. O manada çok şeyim yani mutluyum.
zayıflama sürecimle ilgili de bir video çekmek istiyorum. Birazcık daha bir aşama kaydedeyim. Bir de bir tartı alayım kendime. Ne zaman tartı alacağız ya? Nasip. İşte öyle. Şimdi işte Burak Amazon yapıyor. Şu anda memnun. Şeydeki işi soran çok olmuş. Ona da bir cevap ver istiyorsan. Riverwalk'taki işi. Ya Riverwalk'taki iş Amazon olunca oradan vazgeçtim. Vazgeçme sebebim de teklif ettikleri ücret ve haftalık çalışma saatleri, bana öngördükleri shift falan, böyle bütün bir gününü iptal edip ama ay sonunda ulan şunu nasıl ödeyeceğiz konumuna getirecek bir durum. Şu anda Amazon Flex ondan daha iyi kazandırıyor. Ve şu aşamada ben illa mesleğimi yapacağım, illa işte şu restoranda çalışacağım gibi bir şeye, bir rahatlık içerisinde değiliz. Bizim için hani birkaç ay daha en azından nasıl eksiye düşmeden ayımızı kafa kafaya getirerek götürme zamanı olacak. O yüzden hani öyle bir şey içinde tepinmiyorum. Şu anda ne geçindirecekse, birkaç ay daha böyle ne geçindirecekse onu yapacağız yani. Şu anda yapacak başka bir şey yok. Bir de şey de çok seni, yani aklımıza yatan bir laf oldu. Aslında hani bu da bizim de düşündüğümüz bir şeydi ama sonuçta Burak'ın sahip olduğu yeterlilikler çok fazla. Ama şu anda dil eksikliğinden dolayı kendini doğru şekilde ifade edemiyor. Ya sadece hani benim işim çok iyi falan ya da ben çok iyi bir ahçıyım diyebiliyor. Ama hani tecrübelerini doğru şekilde aktaramayabiliyor karşı tarafa. Aynen öyle. Bir arkadaşımız bize önce dilini geliştir. Bu fiyatlara şu anda ahçılık yapma. Her işi yaparsın bu paraya yaptıktan sonra. Evet, bu paraya her işi yaparsın. Sonra kendini doğru şekilde ifade etmeye başladığında... Kendini satabildikten sonra aslında bakarsan... Kendi mesleğini yaparsın ki o zaman zaten buran saatlik ücreti bambaşka bir rakam olacak yani. Hani... Ya şu anda kazandığımın 2-3 katı civarında bir rakam. Aslına bakarsan kazanman gereken. Yani o yüzden hani öyle bir şeyimiz de var. Böyle alternatifler de olduğu için işte şu anda en büyük beklentimiz benim de araba sahibi olmam. Benim araba sahibi olmam bayağı bir şeyi değiştirecek, durumu değiştirecek. Belki ben de bu tarz işlerle ilgilenmeye başlayacağım. Veya Burak'ı bölmemeye başlayacağız. Çünkü biz şu gün içinde Burak'ı sürekli bölüyoruz. Burak market, Burak okul. Dün mesela postaneye gittik falan. Burak sürekli bölünüyor. Bir blok blok çalışamıyor yani. Ama yine de iyiyiz. Keyfimiz bu, yerinde. Bu işi, o işi değil, bunu seçme sebeplerinden bir tanesi de o. Yani adamın işinde bir dakika ben çocuğu bilmem nereye götüreceğim diyemiyorsun. Çünkü... Ama bunda dur dediğin zaman dur yani, bunun şeyi yok. Ya da işte bugün bir tane iş aldın ama yarın üç tane alarak kapatabiliyorsun. İşte bugün beni de yanında götürdü. Hem nöbet saati az diye yanında getirdi. Götürdü demeyeyim. Bugün böyle geldik. İşte ikinci ayımızı doldurduk. 13 Kasım'da ikinci ayımızı doldurduk Amerika'da. Her şey şu anda Allah'a şükür iyi gidiyor. Yani biraz daha ilahiye düzgün paralar kazanmaya başladık. En azından eksilere düşmeden geçimimizi sağlayacak şekilde paralar kazanmaya başladık. İşte ne bileyim, hani biraz daha kendimizi artık dil manasında biraz daha iyi ifade edebiliyoruz. İnsanlar bir şey dediği zaman elimiz ayağımız titremiyor. Ondan sonra titriyor muyuz? Öyle yani, ulan ne diyor acaba diye böyle dinliyordun yani. Çınar'ı dişçiye götürdük. Çınar'ı dişçiye götürdük. İşte diş randevusu aldık. Dişiyle ilgili bir operasyon yapılacak. Arabamıza çarptılar arkadan. Öyle dokundular diyelim. Çarptılar demeyelim de. Ben korktum ama. Yani ben biraz para kazanacağız diye heveslenmiştim ama. Çünkü burada anlatıyorlar hani çarptığın zaman para alıyorsun. Çok basit. Yani böyle tık yaptı. İndim aşağı baktım. Benim hiçbir tamponda şey bir şey yok. Adamın tamponda bir şey yok. Adam I am sorry dedi. Yani. Neydi o? I am sorry, not sorry. İğrenç. İşte böyle yani. Hayat güzel devam ediyor. Sizlerin... Ha, bu arada kuaför bir tane arkadaş var. Bir yazı yazmıştı. Ben oraya gelsem nasıl yaparım, bir kuaför videosu çeker misin diye. Şu halime bir bak bakayım. Gitmiş miymiş berbere şu ana kadar? Makine aldık. Hırpani gibi geziyorum. Burak gerçekten ha. Bir de yani gel de tıraş olalım birader. Yani böyle
Olmuyor yani. Meksikalıların makinasıyla. Makine aldık bir tane. Ross Market'ten 16 dolara aldık. Değil mi Burak? Hı. 16 dolara bir makine aldık. 16 dolara tıraş ediyorlar zaten. Evet, 16 dolara tıraş ediyorlar. Ben Çınar'ı bir koyun güder gibi güttüm. Birazcık çocuğu kötü yaptım. Burak düzeltecek. Bir de Burak'a güdeceğim. Yok, ben kendim tıraş olacağım. Sana yaptırmam. Net. Nasıl toparlayacağız? 16'da 106 dolar isterler onu düzeltirler. Deli gibi dolaşırsın. İşte yani kuaför videosu çekemeyiz demişler. Kuaför gidersen videosu çeker çekeceğim misiniz diye. Çoğu kuaför izin vermiyor Burak. Ha, o var. Ama herhalde gitmeyeceğiz. Zaten Burak İstanbul'da da kuaför konusunda birazcık takıntılıydı. Yok kendi semtindeki kuaföre giderim. Yok aşağıdakini sevmiyorum. Yukarıdakini beğenmedim. Ben de öyleyimdir. Ben de kendi işimi kendim görmeye severim. Ondan sonra başka senden yemek yapmanı istiyor arkadaşlar. Ne yemek istiyorsunuz? Yazın yorumlara yapalım. Tamam, yorumlara ne yemek yapmasını istiyorsunuz onu yazın. Hepsini yapamayız da tabii en çok yazılanı yapabiliriz yani, hepsini nasıl yapalım? Yani işte bir de evde de olması gerekiyor Burak. Onun haricinde her şey yolunda. Mutluyuz. Bir tık canımız işte... Benim canım sıkılıyor işte, hani evdeyiz, bir evdeyiz diye canım sıkılıyor. O da bir şekilde geçiyor yani günler. Çınar'ın keyfi yerinde. Artık baya baya İngilizceyi anlamaya falan başladı. Bizi düzeltiyor bazen. Evet, bizi düzeltiyor. Neydi capital? Biz capital diyoruz. O capital. İşte o A, şeyden. A. O A gene. O meşhur A. O açık A işini Çınar çözdü. Ya bu güzel oluyor. Niye biliyor musun? Yarın öbür gün bunu seyrettiğimiz zaman diyeceğiz ki ulan. Evet. Zaten yani çekme amacımız da o Burak. Yani tabii ki hani insanlarla etkileşime geçmek çok güzel. Ama temel amacımız o. Market videosundan sonra işte onu onunla çarpıp bizi sanki... Onu bir içimde kalmasın söyleyeyim. Söyle. Bizi şöyle bir pozisyona sokmayın. İşte Türkiye'yi kötülüyor. İşte Amerika'da şöyle, Amerika'da böyle. Ya arkadaş, bizim bir daha söyleyelim, altını çizelim, kalın kalın çizelim. Bizim bu videoyu çekmemizdeki en büyük amaç ne? İnsanlar ya başvurmuş, çıkmış, sıra bekliyor. Ya zamanını bekliyor. Ya başvuracak, hesap kitap yapıyor bizim de bundan bir yıl önce yaptığımız gibi. İnsanlar diyor ki ya arkadaş, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl geçineceğiz? Ya işte biz de onu göstermeye çalışıyoruz. Yoksa bizim amacımız, bak burada su işte daha güzel. Güzel, daha ucuz. 1 dolar. Ben bunu şu kadar alıyorum. Siz Türkiye'de bu kadar. Ya öyle bir şey yok. Türkiye'nin kendine göre bir alım gücü var, bir sistemi var. Buranın kendine göre bir sistemi var. Ha, alım gücü yüksek mi? İki ülkede de yaşamış biri olarak yüksek. Alım gücü yüksek. Ayrı konu. Ama biz bunu şey için söylemiyoruz ki. Yani kalkıp karşılaştırmıyoruz kalkıp da suyu, yani. 1 dolarlık suyu kurla çarpıp pahalıya 5,5 lira pahalı. Ya kardeşim öyle değil yapma ki bu iş. Yapma yani, yapma. Yani yapma. O zaman bir arkadaş yazmış. İsmi şu anda telefonla burada sistemde açık olduğu için söyleyemiyorum. Kusura bakmasınlar. Bir tanesi demiş ki ya, taşla anlatmış. Türkiye'de 2000 taş kazanıyorsun. Ha, güzel anladım. Amerika'da 2000 taş kazanıyorsun. Birim olarak. Yani evet, böyle düşünün ve biz bunu burası ucuz orası pahalı diye yapmıyoruz. Siz diyorsunuz ki alışveriş videosu çekin, market videosu çekin. Biz bunu çekiyoruz. Gelecek gelmeyi planı olanlara da bir fikir olsun diye yapıyoruz. Hani biz oraya gittiğimiz zaman bunu bu kadara alırız. Dolayısıyla bu paraya geçinebiliriz gibi bir fikir oluşsun diye. Tabii canım, ben yani mesela biz şimdi green card'ı kazandıktan sonra artık böyle hatim etmiştik. Milyon tane seyrettik. Burak'a dedik. Tabii Burak'a söylüyordum. Burak işte şu var bu ve artık bütün herkesin videolarına işte Serkan Yürekli'nin, Can Çolpan'ın, küçüklü büyüklü hepsinin, Amerika'nın Aslı, yani kim varsa, Amerika'da kim varsa, makyaj kanalı bile olsa. Çünkü neden? Yani araba kullanıyor, ben yola bakıyorum. Hani mesela hiç San Antonio'da kimse yoktu. Hani mesela artık Houston'ı hepimiz biliyoruzdur. Şimdi mesela San Antonio ile ilgili de biz olduk. Yarın başka eyalete gideriz. Olur. Başka bir eyalet olur falan, neyse. Fikir olsun diye yani. Şeyi söyleyeyim. Şu Kayserili market videosu çeken muhabbeti olmuş. Herkes merak etmiş. Benim severek seyrettiğim, abonesi çok olan şey. Söylesene adını. Geldiler ya buraya, Miami'de mi bir yerdiler?
İlkay Zaman. İlkay Zaman. E niye peki şimdi söylüyorsun? Beğenmeyerek, hayır, şey algılanmış, sanki beğenmediğim İlkay Zaman'mış gibi algılanmış ama videoda açık açık söylüyorum, bir tanesinin abonesi az diyorum Kayserili, bir tanesinin de abonesi çok. İşte o abonesi çok olan İlkay Zaman'a çok abonesi var. Yani beğenerek market videosunu izlediğim adam İlkay Zaman, beğenmediğimi gene söylemeyeceğim. Doğru anlıyorum. Ama ayıptır. Şeye gerek yok ya, biz öyle zaten yaşımız maşımız da polemik molemik yapmaya yok da canım, pek müsait polemik değil yani. Ununu elemiş. O kadar da değil ya. Sen de biz gömdün. İyiyiz merak edenlere. Ben her ay ayın 13'ünde 14'ünde o civarda hem bize bir refresh olsun diye hem de gelişimimiz, gelişim aşamalarını görün diye sizlerle. Refresh ne be? Amerikalı gibi. Olur mu canım? Biz şirkette de refresh diyorduk. Olsun. Ne? Bu, orada söyleyince bir şey olmaz da burada söyleyince adı şey oluyor. Bunlar yenileme. Yenileme. Yenileme yapmak için. Yenileme de çok alışkın olmadım. Yenileme yapmak için bu videoları çekmeye devam edeceğim. Canlı yayını sevdiniz mi? Canlı yayın yapın diyorsanız, biz geçen seferki canlı yayın damdan düşer gibi olmuş. O yüzden şey var, eleştiri var. Öyle mi? Yani canlı yayın devam edin, çekin diyorsanız, böyle haftada bir tane canlı yayını önceden şey yaparak, şu saatte canlı yayınımız olacak diye bildirerek çekelim. Ha, damdan düşer gibi insanlar yetişemedi diye mi? Tabii bildirim geldi, işte olan var, bilmem nerede olan var. Cumartesiydi ya. Çok var, yazmış altına işteydim işte. Şöyle eşimle seyredemedik, bilmem ne yapamadık. Ama tekrar yapıyoruz, kaydediyoruz ama canlı yayında hani hemen soruyu hemen cevabını alıyor ya. Daha bir şey oluyor gibi sanki. Önce güzelse yazın abi, yapalım yani. Böyle. İşte şimdilik buralarda Christmas hazırlıkları, Thanksgiving hazırlıkları var. Bitmiyor. Her ay bir şey hazırlıkları var. İndirimler var. Kapital sistem. Çınar'ın okul şeyi her var. Her ay bir şey çıkartıyor, bir şeyler satıyor. Market riyonları bir boşal şey yani, yarısı Halloween mi diye şey yapılıyordu o, neyse. Onun yarısı ondandı. Abi bir gecede hop raflar boşaldı, hop şeye döndü. Şeyden sonra da bu Christmas'tan sonra da bütün marketler bomboş kalıyormuş. Bomboş kalıyor. O yüzden bizim arkadaşlar şey diyor, bir şey beğenirseniz şimdi alın. Aldınız aldınız. Yani ay bu düşer müşer diye beklemeyin çünkü bulamazsınız diyorlar. Biz şu anda bir harcama yapmıyoruz. Tek yaptığımız harcama ya yiyecek içecek harcaması yapıyoruz. Biz de çocuğumuzun ihtiyaçlarını gideriyoruz. Televizyon biz, almadık hala ama. Hala televizyon almadık. Paramız yok o kadar. Yani bütçeyi böyle sıkı tutuyoruz, dizginleyerek tutuyoruz. İşte o yüzden Amerika'ya gelirken belli bir miktarda parayla gelmenin şeyi yani bu gerçekleri. Evet. Ama nedir? Evimizde her şeyimiz var. Burada kendimize şey halinde de getirmedik ama işte vay vay. Yok. Vay, zaten hayır, televizyon ya bizim önceliğimiz değil yani. Ne olursa olsun. Türkiye'deyken de biz televizyonu kaç kere, sen demiyor muydun? Aa evrim hiç mi açmadınız bugün diyordun yani. Hani televizyon bizim önceliğimizdir. Ha, burada öncelik olabilirdi. Çünkü İngilizceyi de öğrenmek için televizyon iyi bir şey. Ya da mesela ikinci araba. Ya bir laf var ya, İstanbul'un havasıyla hanımına güven olmaz diye kazak giydik. Üzerimize şey giydik, güneş açtı. Ha, bir de öyle bir durum var. İki gündür böyle birkaç gündür kar, çamur, yağmur gibiydi. Şimdi şey oldu. Adam arabasını temizliyor. Bizimle birlikte nöbette yanda bir araba daha var. Bizim nöbet de bitecek, değil mi? Nöbet mantığını da çok kısa söyleyeyim. Az önce bahsettim. Yani buradan birileri alışveriş yapar da sipariş verir diye bir veya iki arabayı sürekli burada sabit tutuyorlar. Sipariş şu anda olduğu gibi, mesela şu anda hiç sipariş gelmedi. Şu anda olduğu gibi hiç gelmeyebiliyor. Gelebiliyor. Yani o biraz kısmet. Öyle Amazon Flex esnasında arabada birilerinin olması pek tercih edilmiyor. Ama ben bilmiyorum, yapabilir miyiz? Uygun bir saatte buran dağıtım esnasında da videosunu çekmek istiyorum. Aynı DoorDash'te olduğu gibi. Bu kadar ikinci ayımızın sohbeti Amazon Flex'ten bahsetmiş olduk. Evet. Değil mi? Daha bir detaylısını daha yaparız. Nasıl yaparız? İşte bu şöyle alınıyor, böyle dağıtılıyor. Hani şey sırasında, iş sırasında bir video yaparız. Çekebilirsek onu da çekeriz. Destekleriniz için çok teşekkürler. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Beğenileriniz için. Bir rica, yorumlarda rica ediyoruz. Argo, küfür kullanmayın. Yani birilerine küfür etmek manasında değil. Genel olarak da argo, küfür rica ediyoruz. Kullanmayın. Biz de güncel hayatımızda temiz kullanıyoruz. Kalın.
yani güncel hayatımızda, günlük hayatımızda kullanıyoruz zaman zaman argoyu, küfürü. Ama bu videoyu seyreden kitle biraz makas açık, yani çok ufak çocuğundan işte çok büyük insanlarına, amcalara kadar seyredenler, o yorumları okuyanlar var. Kendi ailenizden biri okuyormuş gibi o yorumları yorum yaparsak biz daha mutlu olacağız. Aksi durumda biz bunu engellemek için o yorumları silmek zorunda kalıyoruz. Bazen o kadar güzel bir şey yazmış oluyorsunuz ki o aradaki küfür yüzünden o güzel bilgi veya o güzel yorum gitmek durumunda kalıyor. Biraz daha özen gösterirsek biz daha mutlu oluruz. Kendi ailenizden biri okuyormuş gibi yazarsanız çok iyi olur. Şey ya, aile çay bahçesi. Gibi yani. Aile çay bahçesinde kimse küfür etmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olduğunuz ve beğendiğiniz için de teşekkürler. Teşekkürler.